Adalet ve Kalkınma Partisi, yani AK Parti, artık terör parasını aklama partisi mi oldu arkadaşlar? AK Parti herhalde adına bir ek yapacak, aklama partisi olacak. Niye? Niyesini izah edeyim. Biliyorsunuz, meclisimizin yoğun gündemi içerisinde bir yasa tasarısı Dışişleri Komisyonumuza geldi ve burada görüşüldü, meclise sevk edildi. Suç gelirlerinin aklanması, araştırılması, el konulması, müsaadelesi ve terörizmin finansmanına ilişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi'nin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı ne zaman imzalanmış? İlk defa 2005 tarihinde Avrupa Konseyi tarafından imzaya açılmış. Türkiye Cumhuriyeti 28 Mart 2007'de bunu imzalamış. Bakanlar Kurulu Meclis Başkanlığı'na 2008'de göndermiş. Meclis Başkanlığı bunu Dışişleri Komisyonu'na 17 Temmuz 2008'de göndermiş. Ve bu süreç içerisinde orada bekletmiş AKP bunu. Ama yeni dönemde yeniden Dışişleri Komisyonumuza gelen bu tasarı 22 Eylül 2011 tarihinde gelmiş. 7 Ekim 2011 tarihinde de Dışişleri Komisyonumuzdan geçmiş bir tasarı. Buraya kadar sıkıntılı da olsa her şey gayet normal. Ancak adına İmralı süreci dedikleri ama bizim PKK ile pazarlık süreci olarak doğru şekilde isimlendirdiğimiz bu sürece paralel olarak AKP bu kanun tasarısını 12 Mart 2013 tarihinde geri çekti. Bizim çarşamba günkü Dışişleri Komisyonu toplantımızda Dışişleri Komisyon Başkanı'na sorduk. Kendisinin bu konuda bilgisi olmadığını söyledi. Komisyonumuza da herhangi bilgi verilmedi. Burada kamuoyu önünde AKP'ye veya AK Parti'ye eğer cevap veremezlerse aklama partisine soruyorum. Şimdi PKK'nın silah bırakacağını, askerini, gerillasını, teröristini, askerimize kurşun sıkan teröristini geri çekeceğini söylüyorsunuz. Peki, buraya kadar anlaşılıyor. Avrupa Birliği nezdinde önemli bir sözleşme olan kara paranın aklanması, terörizmin finansmanında kullanılmasının önlenmesi, uyuşturucu kaçakçılığı, insan kaçakçılığı, bunların hepsi PKK'nın bugün kullandığı ve holding haline gelmesine sebep olan suç unsurları. Şimdi siz bu anlaşmayı, bu sözleşmeyi niye geri çektiniz bu süreçte? PKK'nın kara parasını da mı, teröristini aklıyorsunuz? Bebek katilini İmralı diye neredeyse kutsal bir noktaya getiriyorsunuz. Şimdi de her işi bıraktınız, PKK'nın parasını aklamaya mı çalışıyorsunuz? Sayın AK Parti yönetimi, Sayın Başbakan, buradan açıkça soruyorum, Sayın Adalet Bakanı ve Türk milleti adına da bunun cevabını bekliyoruz. Çünkü bu önemli bir sözleşmedir. Bu geçiştirilebilecek bir şey değildir. İmralı'ya, PKK'ya, Oslo'da verdikleri sözlerin devamını bugün birçok sahada hayata geçirildiğini görüyoruz. Demek ki bunlardan birisi de PKK parasının ne olacağı sorusunun hükümet tarafından çözüldüğünü bu geri çekilmeyle de anlaşıldığı ortaya çıkıyor. Biliyorsunuz Fransa'da 3 tane PKK'lının öldürülmesi olayının mali boyutları vardı. Avrupa'da birçok operasyonun mali boyutu var. Avrupa'daki PKK'nın, Avrupa ayağının bu mali boyutta ciddi para transferleri yaptığını biliyoruz. Şimdi bu sözleşmeyi hükümet geri çekerek acaba PKK'nın sadece teröristine değil, PKK'nın finans kaynaklarının da mı önünü açıyor? Veya başka bir ifadeyle hükümet PKK kanlı kara parasıyla finansal açığını mı kapatmaya çalışıyor? Bu soruların hepsinin cevabını Türk milleti adına beklediğimizi ifade ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum.
Teşekkür ederim arkadaşlar. Bir metin dağıtmıyoruz. Bununla ilgili sorunuz olursa memnuniyetle cevaplarız. Ama onun dışında zaten ifade edecek şeyleri ifade ettik. Sağ olun.